Değerli Mercan TV izleyicileri, bir güncel özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Hepinizin de yakından tanıdığı bir isim. Gerçekten benim de siyaseten sevdiğim, örnek aldığım isimlerden bir tanesi AK Parti Adıyaman İl Başkanımız Sayın Mehmet Dağtekin bizlerle birlikte. Bu akşam birçok konuya değineceğiz. Hem Adıyaman hem de genelde. Hem AK Parti'nin yaptığı hizmetlerden hem de Adıyaman'ın eksiklerinden, sorunlarından dem vuracağız bu akşam. Ben öncelikle konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazım Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Allah çok teşekkür olsun. Ediyoruz. İnşallah, yani ben kendi düşüncemi söylüyorum tabii ki. Yakında ilin vekil abisi olarak görmek istediklerinden bir tanesiniz. Yok. Bunu en başında belirtmek istiyorum. Yok, yok. Evet. Bence girişi böyle yapmayalım. Çünkü bizde görev tanımımız belli. Evet. AK Parti'nin Adıyaman İl Başkanıyız. Evet. Adıyaman İl Başkanı olarak da görevimizin hakkını vermeye gayret ediyoruz. Evet. Partimizdeki yapı şekli de belli. Biz her birimiz görevimizi yaptığımızda evet. aslında Adıyaman'ımıza da Türkiye'mize de gerçek hizmet etmiş oluruz. Neredeysen onun hakkını verirsen belki o zaman Türkiye'de farklı bir yere gelir. Sadece biz evet. kendimiz değil. Çünkü bir ara derlerdi çoban abimize işte gidip sorduğunda ya ben Cumhurbaşkanı olursam şöyle yaparım evet. deyip ifadede bulunuyor. Ama asıl öncelikli işi kendi sürüsünü kurtlara kaptırmaması. Evet. İl başkanının asıl gayreti Adıyaman'daki teşkilatı en iyi yönetmesi, o konuda pürüzsüz bir şekilde gelecek seçime 2023'e iyi hazırlaması. Yani birinci işini doğru yaptığın zaman Cenab-ı Allah çoban kardeşimize de Cumhurbaşkanlığı nasip eder mi? Amenna. Evet. İl başkanına da farklı mevkiler, makamlar nasip eder mi? Amenna. Bu ayrı. Evet. Ama her birimiz dediğim gibi böyle özenle Japonlarda sıfır hata diye bir olayı aşmışlar. Bunun daha ötesini arıyorlarmış. Yani evet. yaptığı bütün işlerinde sıfır hata ararlarmış. Yanlış yapmamalıyım diyorlarmış. Hele bu son yenildiği maçta bile gidip de o çöplerini stattaki atılmış olan her şeyi temizlemesi de aslında dünyaya örnek oldu. Evet. Yani biz bulunduğumuz yeri kirletmeme, yanlış yapmama, yanlış yaptırmama adına sorumluyuz. Evet. Bu sorumluluğu inşallah hakkını vermeye gayret edeceğiz hep birlikte. Bildiğim kadarıyla en uzun il başkanlığı yapan sizsiniz. Öyle, evet. öyle oluyor. Yani, öyle oluyor. 5 evet. yıl. Ahmet Bey de 5 yıl. Şimdilik eşitlendik. Eşitlendik. Bundan sonrakiler artık sizin hanenize yandı. Ahmet Bey ile evet. beraberiz şu anda. Evet. Ahmet Bey de 5 yıl yaptı. Halil Bey 4 yıl yaptı. Tabii ben 9. il başkanıyım. Evet. Ondan sonra kalan arkadaşlar onlara bölündüğü zaman herhalde 1-1,5 yıl gibi sürelerde yapmış. Diğer arkadaşlarımız biraz daha kısa dönemde yapmışlar. Evet. Tabii hala il başkanı olarak görevinizin başındasınız ama ben şunu da sormak istiyorum. Yani bu 5 yıllık dönem sürede keşke şunu da yapsaydım, şunu da bu 5 yıla sığdırsaydım. Hem teşkilat olarak, hem parti olarak, hem Adıyaman olarak şunu da sığdırabilseydim bu 5 yılın içerisinde dediğiniz bir şey oldu mu efendim? Şimdi bu 5 yılda ben kendime hedefler koymuştum. Onları gerçekleştirdim. Birinci evet. hedefim şuydu. Çatışmacı bir yöneticilik yerine evet. Uzlaşmacı bir yöneticiliği tercih etmek. Çünkü siyaset, ben bazen söylüyorum, Cemel vakasını İslam tarihinde yaşatmış.
Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali radıyallahu anh'ın arasında fitne tohumunu serpiştirmiş bir mantıktır. Maalesef çoğu zaman bakıyorsunuz ki o döneme bile sirayet etmiş. Evet. Kaldı ki bizim dönemimizde bir bakıyorsunuz ki aynı parti içerisinde çok ciddi çekişmeler oluyor. Herkes birbiriyle uğraşırken sorunlarla uğraşılamıyor. Problemlerin üstesinden gelemiyorsunuz. Adıyaman'ın temel problemleri duruyorken siz kendi böyle ikbaliniz, geleceğiniz adına onu ötele, öbürünü itele, öbüründen vazgeç. Lüksünüz yok, bunu yapmamalısınız. Ben bunu özellikle birinci madde yaptım kendime. Dedim ki iktidar partisiyiz, sorumluyuz. Adıyaman'da hangi sorun varsa önce gelir bize dayanır. Evet. O zaman bu sorunu çözmeyle ilgili ben mutlaka, yani çözecek olanlar sadece ben değilim. Ben aslında temsil makamındayım. Hı hı. İl başkanlığı bizzat fiilen işi yürüten mekan değildir. Sayın Belediye Başkanımız Süleyman Bey, ilçelerdeki, beldelerdeki belediye başkanlarımız, siz onların moral motivasyonu konusunda kendilerine yardımcı olmadığınız zaman bir defa orada yanlış yaparsınız. Evet. Milletvekilleriyle düzgün yol yürümediğiniz zaman orada bir sorunun Ankara'ya dayandığında çözümünü zorlaştırırsınız. Ve sadece kendiniz adına değil, kentiniz adına da bu yanlışı yaparsınız. İşte ilgilenen meclis üyelerimizle diyaloğunuz eksik, kırık dökük olduğu zaman köylerinize giden sorunların, onların sorun çözüm önerileri, onların gayretleri, çabaları konusunda siz katkıda bulunmamış olursunuz. Evet. Belediye encümenlerimiz hakeza öyle. Hele hele teşkilat içerisinde ilçe başkanlarımız, kadın kolu başkanımız, gençlik kolu başkanımız, yine başkanlarımız, bütün teşkilat kademeleri, mahalle başkanının eğer telefonunu açıp da gidip hal hatırını sormuyorsan, onunla hemdem olmuyorsan, kendi üyen, ki biz bu arada öyle bir çalışma da başlattık, 71.500 üyemiz var. Bunların tamamına teşkilatımız bir emir verdi. Evet. Elbet ulaşamadıklarımız oldu. Telefon değişiklikleri, adres değişiklikleri vesaire yaşanmış. Ama bize bu ev ödevi verildi. İnşallah eksik bıraktıklarımızı da bir tane bırakmadan bütün ilçelerimizde bu kardeşlerimizin evlerine gidip ziyaret edeceğiz. Evet. Şimdi siz aile içi birlik beraberliği sağlamadığınız zaman, hele hele iktidar iseniz, sorumluluk sizin omuzunuzdaysa, o zaman siz kentinize hizmet edemezsiniz. Onun için ben bunda çok önemli bir kendime bir yol haritası çizdim. Ona uymaya gayret ettim. Eksiklerim olmuşsa da inşallah olmamıştır. Ona dikkat ettim. Evet. Mesela ilk gittiğimizde Süleyman Bey ile Ahmet Başkanımın yanına gittik. Bu birinci Altınşehir'deki battı çıktı. Hı hı. O zaman sağ olsun Ahmet Bey'in 21 yıllık bir birikimi var. Adıyaman'a ciddi katkıları var, ciddi çalışmaları var. Bunu üst üste ekleyip daha bir geliştirme yerine Ahmet Bey'i yok sayarsan Adıyaman'da, ki bütün Türkiye'nin kabul ettiği kişiyi, evet, o zaman yanlış yaparsın, kentine evet, zarar verirsin. Gittik, sağ olsun hemen birinci battı çıktı. İkincisi, birinci açılışı yapılırken biz ikinciyi sözünü aldık. O inşallah tamamlanacak. Evet. Oradan Çelikhan yol bağlantısının sözünü almışız. Yol bağlantısından sonra da inşallah şu andaki hedefimiz, yollarımız hep yapılıyor. Her taraf şantiye dönmüş, hamdolsun. Ama Çelikhan yolu konusunda da inşallah Sayın Bakanımız bir sözü var. Onu da inşallah hep birlikte oluşturmaya aslında gayret ediyoruz. Gerger yolu da çok önemli. Gerger yolu biliyorsunuz, gittik. Yani, evet. Zaten Sayın Bakanımız geldiğinde Gerger yolunun ilk kazmasını hep birlikte vurmuş olduk. Ne kadar güzel. Şantiyeye gittik. Ondan sonra da yine o bölgedeki bütün yollarımızda hamdolsun çok güzel
çalışmalar yapılmış, bir kısmı bitmiş, bir kısmı hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Ama hamdolsun dediğim gibi bir şantiye dönüşmüş halde Adıyaman. Evet. Yani ben Adıyaman adına sizi bir konuda tebrik etmek istiyorum. Tabii birçok konuda gerçekten rol model oynuyorsunuz ama özellikle muhalefet ve diğerleri ayrımı yapmadan bir bütünleştirici rol üstlendiniz. Yani bunu Adıyaman'da biz 5 yıl içerisinde gördük. Ya bundan dolayı da Adıyaman adına size teşekkür ediyorum. Yani bu çok onu da, önemliydi. Evet. Evet, Nazım Bey evet. iyi hatırlattınız. Sadece partimizin içinde değil, evet. muhalefet partileri, partisi başkanları arkadaşlarımız da bazen bu televizyonlarımızda, bazen gazete manşetlerinde kırıcı, üzücü ifadeler kullanan arkadaşlarımız da oldu. Evet. Ama ben kendime onu da prensip edindim. Biz yerelde siyaset yapıyoruz. Onu genel başkanlarımız konuşur, o projelerini ortaya koyarlar. Elbet birbirlerine muhalif dil kullanırlar. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bazen birbirlerini üzerler, kızarlar, amenna. Ama biz bunu yerele bu kadar böyle ajite edilecek şekilde taşıdığımız zaman Adıyaman kamuoyu nezdinde çok da hayırlı bir iş yapmış olmayız. Evet. Yani biz muhalefetten sürekli enerji almalıyız. Muhalefet önümü açmalı. Demeli ki ya başkan siz şunu yanlış yaptınız, bunu eksik yaptınız. Bu Adıyaman'a yakışmıyordu. Bu konuda önerimiz de şu, şöyle yapsanız daha iyi olur, bunu yapsanız daha güzel olur deyip hem eksiğimizi söylemesi evet. ama hem de çözüm önerisini onunla birlikte getirmesi elbette en güzelidir. Ama genel itibariyle baktığımızda hamdolsun siyasi partilerimizle böyle ciddi bir çekişmemiz bugüne kadar olmadı. Çok güzel, evet. Bunu da böyle sürdüreceğiz inşallah. Evet. Türkiye yüzyılı. Ve TOK, yani TOK bizim için gerçekten çok önemli. Türkiye'nin 100 yılı da önemli ama TOK'u başarabilecek miyiz? Bu konuda ilgili çok dedikodular dönüyor. İşte hani daha şeyler yoktur, işte çalışma yoktur, herhangi bir şey yoktur. 2023'te TOK nereden gelecek diye. TOK aslında benim için de çok önemli. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Hatta Amerika'da bir... profesörden duymuştum, bu yazıyı görmüştüm. Türkiye'deki TOG'u eleştiren Türklere sesleniyorum diye bir yazıydı. Yani isim vermeyeyim, dünya devi bir marka, araç markası. Yaklaşık 618 parçadan oluşuyormuş. Yani bir aracın tamamı 618 parçadan oluşuyormuş. Ve diyor ki bu 618 parçanın 618 parçası da kendi ülkesi yani... Orada yazan işte Made in Germany ya da işte Fransız diye. Burada mı yetişiyor? 618 parça da buradan mı çıkartılıyor? Türkler neden TOG'a dışarıdan geliyor diye bu kadar tepki gösteriyorlar? Bu çok hoşuma gitmişti. Yani bizim burada belki tamam dışarıdan aldığımız parçalar olabilir ama bu TOG Türkiye'nin otomobili olarak anılacak değil mi başkanım? TOG'la ilgili konuşacağız biraz da. Türkiye'nin 100. yılında da konuşacağız. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? TOG gerçekten var mı ve biz TOG'a binebilecek miyiz? Şimdi öncelikle Türkiye 100 yılı ile ilgili bütün teşkilatlarımız, teşkilat başkanları olarak biz Ankara'ya gittik. Teşkilatlarımızı da evet. o heyecana bir miting havasında kattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye 100 yılını açıkladığı o manifestosunda evet. Yarın değil hemen şimdi dediği zaman tüylerimiz diken diken oldu. Gerçekten yarını beklemeden evet. Mevlana'nın bir ifadesi var ya hin megun ferda ki ferda ha güzeşt tabe küllin ha güzere eyyamı keşt. Evet. Görevlerinizi yaparken yarın yaparım, yarın yaparım demeyin. Bugüne kadar ne yarınlar geçti, ne yaptınız ki yarın ne yapasınız? Kalkın, hemen işe koyulun evet. diyor. Çok güzel bir... Bunu sanki buradan esinlenerek bir Mevlana felsefesiyle yarın değil hemen şimdi diyen Sayın Cumhurbaşkanımız orada manifestosunda
gelen 29 evet. Ekim 2023'e kadar Türkiye yüzyılını konuşalım diye bir defa muhalefete bir kapı araladı. Evet. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hep birlikte tamamlama çağrısını bütün Türkiye'ye yaptı. Yine konuşmaya, tartışmaya, tekliflere, hepsine açığız diye hasreten herkesi bu işe katkıda bulunmaya davet etti. Birlikte inşa etme, yeni bir milli mutabakat zemini oluşturma, katılımcı demokratik cumhuriyet kimliğiyle demokrasimizi taşlandırma, siyasetin eksenini emek ve eser üzerine yeniden kurma, pozitif özgürlük, yükseliş dönemini başlatmak, farklılıklarla zenginleşmek ve yankı odalarından çıkmak şeklinde son bölümündeki ifadeleri ben özellikle de not alarak sizinle paylaşmak istedim. Evet, evet, yani genel bakışı şuydu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Gelin, Türkiye yüzyılı başlamıştır. Hemen şimdi başlamıştır. O zaman bunda bizim önümüzü açmayla ilgili Türkiye hepimizindir. Türkiye'dir. Ya kaybedecek vakit mi yok demek istemiş. Yani o zaman işte bunu inşayla ilgili. Evet. Biz madem ki 100 yılı Allah bize nasip etti. Madem ki küllerinden Türkiye yeniden doğdu. O zaman biz 100 yılımızı da bitirdik. E peki bu önümüzdeki 100 yıl neden Türkiye'nin 100 yılı olmasın? Türkiye neden lider ülke olmasın? Türkiye neden söz sahibi olma noktasında mesela şu anda herkesin böyle en sıkıntılı döneminde acaba ne olacak, açlık mı olacak dediği dönemde hem Zelenski hem Putin'i ikisini bir araya getirerek tahıl koridorunun açılması noktasında bir liderlik yapısını neden ortaya koymasın? Neden evet. Türkiye Cumhuriyetler'de Türklerin oradaki o birleşmesini, o kardeşlik eksenini yeniden oluşturarak orada yeni bir gücü, yeni bir hukuku, yeni bir kardeşlik inşasını neden oluşturmasın? Peki bu oluşurken evet, Türkiye'de neden biz el ele, kol kola, gönül gönüle yürümeyelim? Elbette farklı bakışlarımız vardır. Elbette biz Türkiye'nin çözülmesi gereken sorunlarına farklı pencerelerden, perspektiflerden bakarak çözüyoruz, çözmek istiyoruz. Amenna. Ama biz Türkiye için yapmalıyız. Ama biz Türkiye için bütün enerjimizi harcamalıyız diye yeni bir kapı araladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve özellikle de ertesi gün TOG'a gitti. TOG'un açılışına gitti. Evet, 29 Ekim'in hemen ertesinde 28'inde biz toplantıyı yaptık. Ama Cumhuriyet'in bayramında gidip o bayramı TOG ile taşlandırdı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bugüne kadar bütün emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Orada TOG Türkiye otomobil evet. değil mi? Evet, evet. Otomobilinin özellikle oluşturması ile ilgili TOB'un daha fazla katkıda bulundu ama bir o kadar da yiğitlerin de içerisinde bulunduğu insanları hep barındırdı ve hamdolsun artık arabayı getirip seri üretime başlattı ve birinci arabaya da Sayın Cumhurbaşkanımız binerek Türkiye'nin o kendi otomobilini yapma hayalini gerçekleştirdi ve Allah'ın izniyle bu seri üretimden sonra zaten biz özellikle devlet binalarımızda kullansak, resmi mekanlarımızda kullansak, yani önce oradan başlasak, evet. yani bunun sözü, lafı bile büyük bir heyecan uyandırıyor. Her birimiz de bu konuda sıraya girip, evet ben de istiyorum kendi milli aracımı, kendi Türkiye aracına ben binmek istiyorum dediği bu heyecanı evet. akamete uğratmanın acaba var mı deyip de
şüpheyle bakmanın, ki götürülüp o var mı diyenlerin hepsi gezdirildi. O mekanlar hepsi kendilerine takdim edildi. Allah'a hamdolsun biz yarın öbür gün inşallah o TOG araçlarımızın Adıyaman'ımızda da vızır vızır gezdiklerini gördüğümüzde, o zaman bu kardeşlerimiz de hepsi diyeceklerdir. Eyvallah, yanlış yaptık, evet. Kusura bakmayın. Siyasette pek eyvallah denmiyor ama biz yine de diyeceklerini ümit ediyoruz. Evet. Yani tabii TOG'un açılımı bile Türkiye Otomobilleri Geliştirilme Grubu. Yani evet. Bir grup olarak görülmüş. Bu çok güzel bir şey. Bir kere hani buradan da isminden de aslında bir grubun, birlik beraberliğin önemine vurgu yapıyorlar. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla ilk çıkan TOG büyük, bildiğim kadarıyla büyük elçiliklere gönderilecek. Yani yurt dışındaki, diğer ülkelerdeki büyük elçiliklere gönderilecek. Bu çok güzel bir şey. Yani orada hemen hemen dünyanın her yerinde bir kere TOG olacak. Aynen. Yani bu 1-0 önde başlamış oluyoruz bu çok şekilde. Şükür, evet. Şükür. Bu yani aslında siyaseten yapılması gereken de bu. Yani değil önce mi? Ben dünyanın her yerine Türkiye'de ürettiğim aracı verdim. Dünyanın her yerinde varız demesi bile çok güzel bir şey. Tabii bu TOG biraz daha geniş kapsamlı düşünmek lazım. Keşke benim ülkemde ben kendi aracıma binebilsem. Hem o zaman ÖTV'den de belki kurtulmuş olacağız. Yani bu kadar büyük dert ettiğimiz işte. Yani bu nasıl oluyor biliyor musunuz, evet. Nazım Bey? Aslında liderlik gerektiriyor. Evet. Şu TOG'un bu safhaya gelmesi öyle sıradan bir mesele değildir. Devrim arabasına mahsus onun benzinini koydurmayıp çalıştırmayan zihniyet, evet, maalesef korktuğundandır. Devlerden, büyük ülkelerden, büyük güçlerden korktuklarındandır. Yani yaptılar ama yola çıkartamadılar. Korkmamıştır. Evet. Recep Tayyip Erdoğan korkmamıştır. Ve bir liderlik iradesini ortaya koymuştur da TOG bu safhaya gelmiştir. Evet. Yoksa bırakmıyorlar. Yoksa sen de onlarla yarışasın istemiyorlar. Kim eğer bu konuda bir adım ileri gitmişse maalesef her birinin üzerinde nice oyunlar oynanmıştır. Milli bir varlık ortaya koymak isteyen hiçbir insan rahat bırakılmamıştır. Cumhurbaşkanımız da bu konuda rahat bırakılmak istenmiyor. Ama milletin yanındaki dik duruşuyla, Allah'ın izniyle bugüne kadar başarmış olduğu bütün bu çalışmalarını inşallah 2023'teki zaferlerle de taşlandıracaktır diye ümit ediyor, dua evet. ediyor. Ben biraz da yerele inmek istiyorum başkanım. Teşkilat faaliyetlerine gelmek istiyorum. Çünkü hem il ve merkez ilçe olarak hem kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak gerçekten güzel bir çalışma içerisindesiniz. Ve yaklaşan bir seçim var. Dikkatimi çeken şey ise seçim çalışması değil sizinki. Yani daha önceden gelen bir çalışma stiliniz var. Yani çalışmayı bırakmamış birisiniz. Yok. Bunun kazancı olacak mı seçimlerde ve çalışmalarınız, faaliyetleriniz nasıl gidiyor efendim? Yani biz seçim bittiğinde ertesi gün yeniden seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız. Evet. Bir de kadın kolları ve gençlik kolları diye evet. Teşkilatı en aktif olan partilerden biriyiz. Evet. Özellikle gençlik kollarımız bilmiyorum... İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a diye. Mesela bu son yaptığımız faaliyet. Böyle gözleri ışıl ışıl parlayan kardeşlerimiz. İlk program benimle başlamıştı. Evet. Biz başlattık öyle bir faaliyeti. O gelen kardeşlerimiz, ben onlara bir izahatta bulundum. Neden ilk oyum Erdoğan'a? Neden ilk oyum AK Parti'ye? Yani bizim bu geçmiş dönemi şöyle bir 72'de Adıyaman'a gelmiştim. Her şeyini iyi hatırlıyorum. Her şeyini evet. iyi biliyorum. Ama bir de babamın anlattıkları vardı. Babam diyordu ki oğlum ben Musa amca ile birlikte, o da Musa amcamız da bir 10 yaş kendisinden büyükmüş. Kendisi 14, demek ki o 24 yaşındaymış. Evet. Beraber eşeğimiz bile yoktu. Atımız yoktu. Göl başına kadar gittik. Tuzu sırtımızda getirdik.
Ova köylerinde sattık. Oradan o tuzun yerine de mısır aldık. Onu götürdük, öğüttük. Ot araya kattık. Köyde açlıktan ölmeyelim diye biz böyle bir mücadelenin içerisine girdik. Bunları yaptığımızda elbette Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı Avrupa yaşıyordu. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda biz yoktuk. Dünya Savaşı'nın tarafı değildik. Buna rağmen toparlanmadık. Evet. Toparlayan bir ekip oluşmadı. Hele hele ondan sonraki dönemlerde de kim toparlanmak istediyse bu toparlanmalar engellendi. Ben diyelim ki Mercedes'lerin yapıldığı dönemde biz neredeydik? Biz niye çalışmadık? Biz niye TOG'u o gün çıkarmadık? Biz niye devrimi o gün çıkarmadık? Biz niye o gün çıkaran insanlara sahiplik etmedik? Biz niye o günün uçaklarını götürüp topraklara gömdük? Şimdi bunların hesabını mutlaka her birimiz o günlerde yaşasak içimiz parçalanır, hı hı, ve ona göre de karar verirdik. Ve dikkat edersen bu halk karar vermiş. Arada imkanlar, fırsatlar verildiğinde Menderes'e fırsat verilmiş, demiş yeter. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mantığına, ben bunun Türkiye'yi geliştireceğine inanmıyorum, Menderes'e kaymış. Evet. Öbür hemen bir fırsat verilmiş, mesela bir ara Ecevit'e bir imkan tanınmış, Karaoğlan diye. Ama orada da özellikle sonraki dönemlerde yine istenen performansı, sol söylemi güzeldir. Müthiş cümleler kurar ama eyleme gelince, ama devleti yönetme, ama devleti ileriye taşımayla ilgili, evet, bölüme geldiğimizde maalesef aynı performansı ortaya koyamıyorlar. O da devam edemedi. Ondan sonra Özal dönemi geldi ve Özal döneminden sonra biz bir bakıyoruz ki Erbakan dönemi, Alparslan Türkeş ile birlikte onların o ittifak dönemleri, ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır halkı tarafından kucaklanıyor olması, aslında bu çizginin halk nezdinde hiç bozulmadan geldiğinin bir göstergesidir. Halk diyor ki sen milli olacaksın, evet, sen yerli olacaksın, sen öyle ben milli arabayı çıkardım sana inanmıyorum. Kime inanıyorsun ya? Sen niye o zaman Amerika'dan gelen o araçları, Ford'ları, şunların bunların hatırına niçin o milli araca geçit vermedik, yol vermedik, niçin gitmedi? Onun için bugün Allah'ın izniyle biz bunu başaracağız ve bunu başaracak kadroları da bizim sürekli yetiştirmemiz lazım. Gençlik teşkilatımız, kadın teşkilatımız, biz daha yeni oy kullanacak gence ulaşmak istiyoruz. Biz kendimizi anlatmak istiyoruz. Biz kimiz? Biz AK aile olarak sizlere bu emaneti devredeceğiz. O zaman bu emanet nedir diye önce onu kültürel yönden yetiştirmemiz lazım. Onlara kendimizi anlatmamız lazım. Ve bu sebeple de gencimizle, kadın kollarımızla, ana kademe teşkilatlarımızla, encümenlerimizle, belediyelerimizle, bütün idari ekiple hepimiz sahadayız. Hepimiz sürekli çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. En çalışmadığın gün en azında 5-6 program yapıyoruz. Evet. Yani bugün yine öyle. İşte hep bir faaliyet içerisinden kalkıp geliyoruz. Özellikle genç kollarını ben tebrik ediyorum. Mahalle mahalle çalışmalar yapıyorlar. Bunlar sahadalar. Kadın kollarımız yine sandıkların korunması konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Evlere ziyaret edip özellikle kadın üyelerimizin hepsini, kadın üyelerimiz gitti ziyaret etti. Genç üyelerimizi, genç yönetimlerimiz gidip ziyaret etti. Ana kademe teşkilatımız gidip ana kademedeki kardeşlerimiz hep ziyaret ettiler. Biz sahayı boş bırakmamaya gayret ediyoruz ve onlarla birlikte de inşallah 2023'ün hedefine hep birlikte kilitlenmişiz. Onu da aşmaya, onu da kazandırmaya gayret edeceğiz inşallah.
Muhalefet partililerinin aslında şu anda en büyük dayanağı Z kuşağı. Z kuşağı sizi korkutuyor mu başkanım? Yani parti olarak. Böyle bir korku akşam, var mı? Akşam gençlerle konuştuğumda bence eksiklik bizde. Yani ben onların gözlerinin içindeki ışıltıyı dedim ya, oturup konuştum. Bir yarım saatten fazla konuşma şeyini bana verdi arkadaşlarımız. Onları böyle kendi değerlerine bağlılığından başlayarak, çünkü biz gençliğe her birimiz özellikle de bir şeyi itiraf etmeliyim. Bu FETÖ meselesinden sonra eğer biri değerlerden bahsediyorsa, inançtan, yaşanması gereken kutsallardan bahsediyorsa, bu kutsallar hem aile içerisinde aynı hassasiyetle korunamadı, hem de birlikte o gittiğimiz evlerdeki sohbetlerimiz, aile birlikteliklerimiz, dostlarla birlikteliklerimiz, bunlar inkıtağa uğradı, kesintiye uğradı. Ve derken biz başta kendi çocuğumuz olmak üzere önce komşumuzun çocuğunu kollardık, gözetlerdik. Ona yardımcı olurduk. Evet. Mesela ben o dönemin bir köyden gelen çocuğuyum. Benim öğretmen abilerimiz, büyüklerimiz sırtına yağ alıp gelip bizim evimize o yağı ikram ederlerdi. Derlerdi ya yağınız yok, siz yemek yapacaksınız ama yağınız yok. İşte kışın odunu alırlardı, getirirlerdi, odununuz yok. Ama o arada bir kitap verirlerdi. Mesela benim ilk, bence orta üçtü, Doğu Türkistan davası, İsa Yusuf Alptekin, onu bana hediye etti o öğretmen abimiz. Evet. Ondan sonra ben onun özetini yaptım, öğretmen olarak geldi, 10 tane de öğrenciyi getirmiş, o öğrencilere o semineri ben verdim. Orta üçte bana seminer verdirip, evet Doğu Türkistan'daki sorun nedir, o İsa Yusuf Alptekin kimdir diye hala zihnimde o kitabın o günkü. Yani bu fedakarlığı bir öğretmen ve sorduğumuzda 7 çocuğu olan bir öğretmen abimiz. Ne kadar güzel. Hem çocuklarının nafakasını belki bir bölümünü ayırıp bu köyden gelen garibanların çocuklarına ben gideyim, ben onlara bir sahip çıkayım, ben onların kapılarını çalayım diyen mantığı biz geride bıraktık. Evet. Bunu işte şu cemaat, bu cemaat adı altında hep inkıtağa uğrattık. Ama bu insanidir. Bu İslamidir. Bu komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen bir zihniyetten tutun da peki manevi boyutta aç olan insana o maneviyatı götürmemek, hele genç dediğinde o gencin İnanç boşluğunu sen neyle dolduracaksın? Neyi veriyorsun yerine? Onun için bu direnç, bu karşı duruş Allah'ın izniyle, yani gusa unke gusa isseyil diye bir peygamberimizin ifadesi. Senin önüne kapılan çöpler olmayınız diyor. Evet. Yani bir emperyal sel geliyorsa, bir İnançsızlık seli gelirse, bir neme lazımcılık seli gelirse gençlik noktasında, bu selin önüne kapılanlar değil, bu selin önüne bent olan gençleri yetiştirmek ve bunlarla birlikte yolumuzu çizme noktasında bizim mutlaka hep birlikte gayret ortaya koymamız lazım. Biz buna da hasreten dikkat ediyoruz. Evet. Gençliğimiz, annelerimiz, bacılarımız, her birimiz kendi yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar, devam ediyorlar ve bunları da sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Yani burada aslında şunu da özetten söyleyebiliriz. FETÖ sadece ülkenin bütünlüğüne değil, çocukların inançlarına bile müdahale etti ve bunun etkisi de devam ediyor. Çünkü gerçekten sizin söylediğiniz gibi ben de bizatihi şahit olduğum konular var. İşte çocuğunu bir medreseye ya da herhangi bir kuruma göndermek istiyor. Ama ya işte orada da bir şey çıkarsa korkusuyla çocuğu oraya göndermekten vazgeçiyor. Belki de hakikaten sizin de dediğiniz gibi çocuğa iyi gelecek. Yani dini vecibelerini yerine daha rahat getirebilecek, daha çok şey öğrenebilecek ama
aileler de artık bu korku başladı. Ondan dolayı da yani geri çekilme var. Aşmamız lazım ama işte evet. Yeniden ailelerden başlayarak bilen insanlar, sorumluluk sahibi olan insanlarımızın mutlaka yani Z kuşağı falan filan bunları diyerek gençliğimizi birbirimizden uzaklaştırıyoruz. Biz sanki ayrı dünyaların insanlarıyız gibi bir yola koyuluyoruz. Ama biz Müslümanız her şeyden önce. Bu Müslüman olan insanların mutlaka kendi nesli konusunda duyarlılığını ortaya koyması lazım. Hristiyandır. Hristiyanın kendi neslinin duyarlılığını ortaya koyması lazım. Evet. Yahudi ise Yahudiliğinin değerini ortaya koyması lazım. Yani inançsız ise tamam o da kendi inançsızlığıyla ilgili çalışmasını yapsın ama biz her birimiz kendi değerlerimize sahip çıkma konusunda bir rehavet yaşamaya başladık. Evet. Bu yanlış. Yani bizim mutlaka bir duruş sergilememiz lazım. Hangi sel gelirse gelsin ben çocuğumu buraya kaptırmam demek lazım. Ben bakıyorum bir kısım insanımızda bu rehavet almış başlamış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Devlet elbette okulu yapar. Öğretmenini verir. Çalışmasını yapar. Ama ideal verme konusunda mutlaka aileden başlayarak bu sorumluluğu üstlenen insanların tekrar bizim kültür kökenimizde var. Mesela Ashab-ı Suffe diyoruz. Değil mi? Evet. Peygamber Efendimizin mescidinin hemen yanında onların eğitilmesiyle ilgili özel bir çaba, mescidin hemen yanı başında bir çalışma, bir çaba serdediliyor. Yani siz gençliğinizi eğer bir kültür normuna tabi tutmazsanız bir başkası o boşluğu getirir doldurur. Onun için de adına başka şeyler dersiniz ama ben emekli bir öğretmen olarak diyorum ki insan evet. isterse her şeyi başarır. Bu gençlik bizleri fersah fersah aşacak bir kültürel sahiplenmeyi alır, yaşar ve belki de dünyaya yeni bir mesajı alır, iletir. Evet. Bunun olacağı kanaatindeyim. İnşallah. Tabii süremiz az. Ben süremizi biraz daha iyi değerlendirmek istiyorum. Soracağım birkaç sorumuz daha var çünkü. Asgari ücret ve EYT konusuna değinmek istiyorum. Asgari ücret biliyorsunuz bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Yani bu sadece Türkiye'de yaşanan bir kriz değil. Dünyanın her ülkesinde yaşanan bir kriz ama ülke olarak gerçekten hem para birimimizde sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın para birimine ve ABD dolarına karşı çok ciddi derecede değer kaybediyor paramız. Bunun önüne geçebilecek miyiz? Asgari ücret konusunda beklentiler çok yüksek. Ki olması gereken de bence bu. Yalnız ben bugün esnafa indim. Yani bugün vatandaşlarla bir aradaydım. Bir sokak röportajımız oldu. Esnaf ve vatandaşın aslında dikkatimi çeken tarafı da şu oldu. Ne asgari ücrete zam yapsınlar ne de şeylere, gıdalara ve diğer ürünlere zam yapsınlar. Biraz insanlar vicdanıyla hareket etsin. Biraz da devletimiz araştırma mekanizmasını devreye koysun ve iki tarafa da zam istemiyoruz dediler. Çok da hoşuma gitti aslında. Mantıklı bir şey. Yani enflasyonu aslında düşürebilecek güzel bir yolda diyebiliriz yani. Ne gıda malzemelerine ne diğer malzemelere ne de asgari ücrete zam yapmayın. Evet. Ya durdurun artık şu şeyi durdurun diye. Ne olur asgari ücret 2023'te beklediğimiz zamı alabilecek miyiz diyelim gene biz. Yani malumunuz evet. böyle asgari ücrette 2022'de %80'in üzerinde bir zam yapıldı. Evet. Dolayısıyla evet. bizim insanımız gelen zamlara ezdirilmedi. Bu konuda hükümetimiz çok ciddi bir duruş sergiledi. Evet. 2023 ile ilgili de çalışmalarımız özellikle dün Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey açıklamayı yaptılar. Çalışmalar hala devam ediyor. Son açıklama yapılmadı. Hem onu hem EYT'nin çözümüyle ilgili tabanda herkesin hoşuna gidecek ve herkesin evet benim beklentim buydu.
ve ben bu beklentimi aldım diyeceği bir sonucun oluşması noktasında hükümetimiz de, bakanlığımız da bu konuda inşallah hepimizi memnun edecek bir orta yolu bulacaktır. Ama dediğiniz bence çok önemli bir mesele. Evet. Elbette öncelikle fiyatların aşağıya çekilmesi, çekilmesi noktasından tutun da vicdani boyut konusunda hep birlikte bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Yani ben eğer bir malı işte %10, %20 zamla sattığım zaman bununla kar ediyorsam, bununla geçimimi sağlıyorsam, bunu %50, %100, %200'lere taşıdığım zaman bunun bir fırsatçılık, hatta çok ötesinde bir zulüm olduğunu bilmem lazım. Ve dolayısıyla böyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Bu konuda bizim millet olarak yeni bir mücadeleyi hep birlikte başlatmamız gerekiyor. Ben milletimizin sağduyusuna da bu konuda inanıyorum. İnşallah hep birlikte hem enflasyonu bu ay aşağıya çekilme konusunda ilk adım atıldı. İnşallah devamı da gelir. Hem enflasyonun aşağıya çekilmesinde hem de fiyat istikrarı noktasında ve bir o kadar da çalışanlarımızın da yine ücretleri konusunda ezdirilmemesi noktasında çalışmaların dengeli bir şekilde yürüyeceği kanaatindeyim. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların hepsi şekillenecektir. Evet. EYT ile ilgili buradan neler söylemek istersiniz? Yani bugün emeklilikte yaşa takılanlar güzel bir çalışmayı Sayın Bakanımız yapıyor. Bakanımız son noktayı koymadı. Koymayınca da çalışmalar devam ettiği için benim burada bir şey demem uygun değil. Ama dün ben Sayın Bakanımızı dinledim. Çözümü için herkesi dinliyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diye bir ifadesi olmuştu. Bu ifadeye istinaden inşallah EYT konusunda da herkesin memnun olacağı bir sonuç alınacaktır. Evet, yani bir orta yol bulunacak diyebiliriz. Şimdi burada tabii aslında konumuz çok. Ben burada hepsini açığa şey yaparsak pek fazla bir şey olmayacak, verim olmayacak ama ayakkabı ve tekstil projesi. Bu çok önemli. Ben Adıyaman için önemli vurguları yapalım çünkü süremiz artık bitmek üzere. Ayakkabı ve tekstil projesi şu anda ne aşamada? Adıyaman'a kazandırabildik mi? Ve buraya yatırımcılar gelecek mi? Yani bu projeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Son Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey geldiğinde 30 milyon lirayı Ayakkabı Kent'in temelinin atılması ve projenin başlatılması noktasında ilk adımı attı. Evet. Devamı da inşallah gelecek. Geçenlerde de hep birlikte temelini attık. Ve inşallah ayakkabıcılar başkanımız da geldi. Evet. 60'ın üzerinde iş yeri orada kurulacak. 1500'ün üzerinde de inşallah istihdam sağlayacağız ve belki de ayakkabı kent olarak ayakkabının her biriminin burada üretilebildiği, aynı zamanda satışının buradan başlatılabildiği bir mekana dönüşecek. Bununla ilgili inşallah çalışmayı belediyemizle birlikte organizemiz, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ama ana ev sahibi belediye olarak inşallah çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet. Tekstil kentlerimiz var. Bunda yine başta Besni olmak üzere 3 ilçemizde, 1 beldemizde tekstil kentlerimiz de kuruldu. Sincik, Gerger ve Akıncılar'da inşallah onlar da çalışmalarını tamamlarlar. Yani mesela Besni'de 800'ün üzerinde işçinin istihdam edileceği bir tekstil kente
besteyi inşallah kavuşturmuş oluyoruz. Biz hem belediyelerimizin hem özel idarelerimizin özellikle insanımızın istihdamı noktasında bir gayreti artık kendilerine dert edinmesiyle ilgili devletimiz böyle bir yolda kendilerine göstermiş oldular. İnşallah bunu geliştirerek devam ettirirler. Bu hepimiz için büyük bir imkandır. Önünü de hep beraber açmış olacağız. Bunu derken şunu da ekleyeyim inşallah. Özellikle ikinci organize sanayimizle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Orayı eğer kazandırırsak 300'ün üzerinde fabrika Adıyaman'a gelmek için özellikle yer bekliyor, sıra bekliyor. Çünkü biz 6. bölgeyiz. Üretmeliyiz. Evet. Ürettiğimizi de değil Türkiye'ye, bütün dünyaya satacak bir kapasitemiz, bir sanayici kesimimiz oluştu Allah hamdolsun. Bunu da inşallah biz Adıyaman olarak lokomotif böyle gruplar oluşturarak ikinci sanayi bölgemizde, organize sanayi bölgemizde bunu devam ettireceğiz inşallah. Evet. Tabii sorularımız da çok geldi. Biz orada arkadaşlar da artık soru hattını kapattı. Burada birçok soru geldi. Soruların birçok hemen hemen hepsini soramayacağım ama bir tane çok dikkatimi çeken bir soru var başkanım. Ben bu soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Mehmet Dağtekin başkanımız gerçekten 5 yıldır güzel bir il başkanlığı yaptı. Bu başarısını milletvekilliğine götürecek mi? Biz kendisini milletvekili olarak görmek istiyoruz. Resmi istifasını verdi mi? Şu anda milletvekili adayı olacak mı? Merakla bekliyoruz demiş bir izleyicimiz efendim. Aslında sadece merak eden ben değilmişim. Onu söyleyeyim başkanım. Başlarken tabii evet. Öyle bir düşünceyi ilettiniz. Yani 5 yıldır görevimi yaptım. Evet. Ve görevimin de başında devam ediyorum. Bizim partimizin geleneğinde, örfümüzde, adetimizde, partinin yürüyüş şeklinde görev verilir. Evet. Biz görev konusunda farklı görevler bize tevdi edildiğinde eyvallah baş üstüne. Ama değilse şu anda teşkilatımızın birliği, dirliği konusunda hep birlikte çalışmamız lazım. Bir gayret ortaya koymamız lazım. Evet. Partimiz böyle bir ihtiyacı olduğunu, Adıyaman için bir ihtiyacın olduğunu ilettiği zaman zaten arkadaşımız da belirtmiş. Orada istifa süreçleri de partilerde başlatılıyor. Evet. O zaman bize bildirirler. Bildirdiğinde eyvallah ama değilse ben il başkanı olarak görevimin başındayım. Hizmeti aksatmamaya, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bütün görevler kutsaldır. Elbette Ankara'da görev yapmak ve Adıyaman'ımıza daha farklı hizmetlerde bulunma konusunda da hem vekillerimiz Allah razı olsun çok güzel çalışmalar ortaya koydular. Kime nasip olur? Bu Allah'ın takdiridir, nasiptir. Önemli olan gayreti ortaya koymaktır. Ardından da nasip nedir dediğinde de hiç yüksünmeden gayretini sürdürmeye devam etmektir. Evet. Son olarak çok kısa bir şekilde almak istiyorum başkanım. Çünkü süremizi çok aşıyoruz. Bizden sonraki programcıdan da hakkına girmeyelim. Adıyaman'da neden kadın milletvekili görmedik? 68 yıldır iliz, daha kadın milletvekili görmedik. Bu tabu yıkılacak mı diye merak etmiş vatandaşlarımız. Yani bizim partimiz hem gençlik kolları konusunda hem kadın kolları konusunda çok ciddi böyle milletvekilliği yapacak gençler, kadınlarımızı yetiştiriyor. Bir mektep gibidir partimiz aynı zamanda. Evet. Bu konuda da her zaman müracaatlar oluyor. Aslında adaylık da verildi. Böyle zannedersem birinde 1500 gibi çok basit bir oyla biz kadın milletvekilini kaybettik. Evet. Yoksa kadın milletvekilimiz oluyordu. Bunlar kısmet işi ama partimiz bu konuda çok duyarlı. Hem kadınlarımız elbette müracaat ederler. Başımızın tacı analarımız, bacılarımız.
Onlara genel merkezimiz çok önem veriyor. Gerektiği yerlerde sürekli de değerlendirmeler yapılıyor. Parti olarak da en çok kadın milletvekili olan partiyiz. Yüzdelik noktasında da öyleyiz. Evet. Gençlik konusunda da 18 yaş yaşında milletvekili olan partiyiz ve onun devamında da yine öyle. Bu kardeşlerimiz her biri elbette ki haklarıdır. Mesela şu anda da yine biliyorsunuz hem 3. sıra Fatih Bey seçildi ama 5. sıra Abdülaziz Bey de gencecik bir kardeşimizdi. Evet. Listeye konmuştu. Yani bu konuda duyarlı olan bir parti olarak ben yine bu kardeşlerimizin müracaatları, onu da diyeyim, asıl ben bir teşvikte bulunayım. Bizim partimiz bu noktada geçen dönem zannedersem 90'ın üzerindeydi. Milletvekili adayı kardeşlerimiz müracaat ettiler. Bunda da inşallah yine müracaatlar gelir. Bunların üzerinde ciddi çalışmaları genel merkezimiz yapar ve bunların arasında kimin kısmeti ise, kim hizmet etme noktasında Cenab-ı Allah kendisine bir imkan vermişse inşallah ona nasip olur deyip nasibe de inanmak lazım. Evet, çok teşekkür ederim başkanım. Süremizi de noktalıyoruz. Son olarak buradan neler söyleyeceksiniz? Son olarak ben özellikle turizm konusunda da Perra Antik Kenti noktasında biliyorsunuz orada yeni mekanlar ortaya çıktı. Hele Sonsuzluk Yolu diye merdivenlerinin aşıp çıkıldığı güzel bir yol ortaya çıktı. Ardından bir baktık yine taş ocakları nasıl başlanmış, o Roma Çeşmesi'nin arkasındaki kent nasıl yapılmış, o taşlar nereden getirilmiş. Yani bir hazine olarak Perre'de çok ciddi değerler ortaya çıkıyor. Ben bu noktada özellikle Turizm Müdürlüğümüzü ve hasreten de bizim müze müdürümüzü tebrik ediyorum. Ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. Turizm konusunda bütün duyarlılıklarını ortaya koyan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bizim hem Nemrut olsun, hem o ekseni tamamlayan Cendere, Kahta Kalesi ve özellikle Karakuş, Arsemiya gibi mekanlarımız olsun. Ama bir o kadar da Safvan bin Muattal Hazretleri gibi manevi dinamiğimiz, manevi önderimiz, rehberimiz, onun gölgesindeki bir Adıyaman'ı gerçekten bütün dünyaya tanıtmak hepimizin boynunun borcudur. Bunda da her birimizin ayrı gayretleri ortaya koyması lazım. Mesela otel yapacak kardeşlerimizin otelle ilgili çalışmalarını hızlandırmaları lazım. Yine yatırımları hep birlikte bu yöne de ayrıca teşvik etmemiz gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Son olarak neler söyleyeceksiniz diyelim. Selamlarımızı alıp kapatalım isterseniz. Ben bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nazım Keleş kardeşimizle program yapmak ayrı bir güzellik. Teşekkür ederim. Nazım kardeşim tecrübeli maşallah. O tecrübesini de bizlerle böyle programın akışının daha güzelleşmesi noktasında ortaya koydu. Biz hep birlikte basınıyla, medyasıyla, halkıyla Adıyaman farklı bir Adıyaman. Bu Adıyaman'ın güzelliğini taçlandırarak devam edelim diyorum. Ve bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz değerli izleyiciler. Yani gerçekten benim de zevk aldığım, dolu dolu geçen bir programım oldu. Tabii Mehmet Hocam'a anlatmaya gerek yok. Ben hocam diyorum çünkü bize kattığı çok şey var. Yani siyasetin üstünde bir yeri var bizde. Biz Mehmet Hocamızı siyasetle tanımadık. Ve gerçekten bize yeri ayrı olan birisi. Bilgisine, birikimine, duyarlılığına ve insani yapısına güvendiğim, inandığım ve her platformda Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım bir isim. Yolu açık olsun diyoruz. O her ne kadar görev istenmez, verilir dediyse de biz genel merkeze artık biz görevi istiyoruz.
bize verin demek istiyoruz. Çünkü gerçekten Adıyaman'ın artık duyarlı vekillere, Adıyaman'ın sorunlarını bilen vekillere ihtiyacımız var. Tabii ki vekillerimiz elinden geleni yapıyor bu konuda. Hem muhalefet hem iktidar hiç fark etmez. Ama ellerinden gelen yeterli mi? Bunu da tabii vatandaşın takdirine bırakıyoruz. Ve istiyoruz ki daha güzel bir Adıyaman. Yani bugün benim memleketim güzel olursa, Kahramanmaraş güzel olursa, Şanlıurfa güzel olursa, güzel bir bölge ve güzel bir Türkiye'de yaşama şansımız olacak. Bunu yine biz güzelleştireceğiz. Yine bu bizim elimizde. Hem vatandaş olarak, hem siyasiler olarak, hem STK'lar olarak bizim elimizde. Madem ki bu sihirli değnek bizim elimizde, Allah'ın da izniyle gelin ülkemizi güzelleştirelim. Vicdanımıza, elimizi vicdanımıza koyalım ve yaptığımız işlerde gerçekten Allah'ın rızasını gözeterek yapalım ki bu hem oy sandığına gittiğimizde, hem bir ürünü sattığımızda, hem bir ürünü ürettiğimizde, her alanımızda bizim gerçekten elimizin vicdanımızda olmasına gerektiğine inanan birisiyim. İnşallah daha güzel bir ülkede yaşamak dileğiyle ben Mehmet Hocam'a da gerçekten teşekkür ediyorum ve yolu açık olsun diyorum. Bütün izleyicilerimize de buradan bizleri sıkılmadan dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Ve bu akşamlık bu kadar diyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.